Ve şimdi sıra geldi akrep burçlarına. Hemen Gülize soruyorum, akrep burçları mutfakta nasıl? Yani şöyle, şimdi yine akrep doğasına bir bakalım. En tutkulu burcumuzdur akrepler. Daha derin, felsefik tarafı vardır. Böyle hani her şeyi derinlemesine sorgular hayatta. Hisleri çok kuvvetlidir. Akrepler yemek yemeyi severler. Hatta böyle yani o da tutku haline gelebilir. Ama yemek yapmayı severler bir kısmı biraz daha akreplerin şey. Hani bir romantik ortam olacaksa, güzel mumlar yakılacaksa, şey varsa bir şeyler mutlaka yapar. Ama her zaman bunu yapar mı? Yani hani içinden gelmediği zaman bir pizza sipariş edelim. Akrepten duyulabilir ama hani yapar ve yaptığı zaman da güzel yapar. Hani çünkü ona kafayı koyar, tarif alır, o tarifi birleştirir. Onu hani böyle içselleştiren burçlardandır. Mesela sen bir tarif verirsin. Bir dakika ya ona şunu da ekleyelim diye. Böyle meraklıdırlar aslında. Hani buna %50-50 verebilirim. Mutfağa girerler. Daha çok yemeği severler. O yüzden biri akrebi yemek yaparsa daha iyi. Ama yapmaları gerekiyorsa da yaparlar ve hakkını verirler akrepler. O yüzden akrepler için yani illa basit bir şeyi de çok sevmeyebilirler. Mesela hani bir şey salatası, ne bileyim kinoalı salata çok akrep tarzı değildir. Böyle daha yağlı olabilir. Ya ağır demeyeyim ama hani böyle ne bileyim çikolata soslu bir şeyler. Daha böyle çünkü severler öyle şeyleri, değişik şeyleri. Böyle hani hem gizemi de severler. Bilmem ne topu içinden çıkan dondurmanın üstündeki bilmem ne mesela bir tatlı. Tatlıyı severler onlar da. O zaman değişik bir tatlı tarifi, bol çikolatalı bir şey tarifi akrep tarzı olabilir. Yani akreplerin o tür şeyleri sevdiğini biliyorum da, düşünüyorum da. O yüzden var mı böyle tarifin akreplere? Böyle bir bol çikolatalı, böyle hani ağır bir tatlı olabilir mesela akrepler için. Şey çok güzel olur. Şimdi o geçiyordu aklıma bir saç erkek var ya. Viyana'da böyle meşhur, içi böyle işte kayısı marmelatlı. Tabii ki bilmiyorum yani. Kayısı marmelatlı. Aa bir dakika yedim çikolatalı. Onu. Yedim. Tamam pardon biliyorum. Yani bir yani. Yayı olarak yemiş olmam mümkün değil zaten. Tamam, o tarif yani. Güzel ama değil mi? Tam akreplik mi? Olur. Bence uygun. Tam akreplik. Tarife bir bakın. Bir daha söylesene adını. Tamam. Saş erkek tarifi. Neşeli Şefler'de mevcut arkadaşlar. Akrepler özellikle bu tarifi deneyip yani böyle şeyleri vardır onların bir de hani özel tarifleri vardır. Birisi geleceğinde direkt o tarif anladın mı? Hani çünkü şey ister hani iyi olduğu bir konuda girmek ister. Diyelim ki bir arkadaşı gelecek ya bu benim özel tarifim bu. Bir de böyle dediğin gibi hani çok herkesin bilmediği. İşte. Mesela hani fındıklı kurabiye çok akreplik bir şey değildir. Ama hani dediğin gibi ya Viyana'da böyle bir tarif işte ben hani buyurun bu tarif falan iddialıdır yani. Hani kafaya koyduğunu çünkü akrepte şey vardır. Mesela bir şeye takıldıysa ya da iddialaşıldıysa akreple bitti. Yani hani en iyi şefi geçer ama hani bir seferlik. Çünkü iddialaşıldı. O yüzden de hani onların böyle bir kenarda güzel tarifleri olması lazım. Severler çünkü yemeği de sevdikleri için o kadrodan yaparlar. Biraz tutkulu bir burç anladım kafemizden. Biraz evet tutkulu bir burç. Neye göre kime göre? Yani değil mi? Tabii ki gene akrepsiniz ama haritanızda başka etkiler var. Mesela akrebe yengeç, akrebe boğaysanız bu etki çok daha artıyor. Hani o akrebin üzerine geçiyor. Ama dediğim gibi harita en doğrusu. Biz bugün biraz daha hani eğlencelik burçları konuşuyoruz. Konuşmaya devam edelim. O zaman sıradaki burcumuz da sıra.